Sayın e, Şaban Sevinç yine e, Muharrem İnce'nin adaylığı konusuna temas etti. E, bu böyle olursa ikinci tura kalma ihtimali çok yüksek dedi. E, ve aynı zamanda da e, Muharrem İnce'nin de adaylık konusundaki ısrarına da e, vurgu yaptı. Ve bu arada yine e, bir takım e, özellikle Zümrüt Halk Partisi'ne yakın kalemlerin e, Muharrem İnce'ye sert eleştirilerini de eleştirdi e, Sayın Şaban Sevinç. Şimdi Çağla Cilara ile devam edeceğim. Sonra Ercan Gürses'e döneceğim Ankara'ya. Şimdi Çağla iki mevzu vardı. Aslında biz Muharrem İnce'de kaldık. Orada kaldık. Şimdi Muharrem İnce'nin baktığım zaman ben takip ediyorum sayfalarını. Öyle bot hesaplar falan değil. Baya baya gerçek hesaplar ve özellikle gençler. Çok yoğun bir şekilde destek veriyorlar. Şimdi bu desteği arkasına alan Muharrem İnce hani %10-15 gibi rakamları hakikaten yakalayabilir mi? Yoksa hayır bu geçici bir rüzgar. Çünkü Ercan Gürses dün enteresan bir analizde bulundu. Çok da ben hak, hak verdim buna. Bir ittifak içerisinde seçimlerini yaklaştıkça sonlara doğru özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanı olsun. Diğer tabanlar kendi partilerine ve kendi ittifaklarına yönelirler. Orada konsolide olmaya başlarlar. Bu geçici bir rüzgar halinde te tekerrür eder ve sonra da sona erer demişti. Ki Ercan doğruydu değil mi benim o dünkü hatırladığım açıklaman? Eğer yanlış bir şey varsa düzelt. Evet evet Tuna gerçekten doğru. 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 Ki çok ya son tahlilde Hı. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a oyların yönelebileceği gibi bir öngörü evet. e, getiriyor böyle bir yorum. Evet bu siyaset bilimi açısından politik bilimden çok gerçekçi bir analiz de aslında. Şimdi bunları da yan yana koyarsak yani Muharrem İnce sence e, ittifaka destek mi olmalı yoksa hayır kendi inisiyatifine koyup e, seçime mi girmeli seçime girerse dengeleri hakikaten etkili bir şekilde değiştirir mi? Şimdi Şaban Sevinci söyledi bir şey katılıyorum. E, gazeteciler şu an siyaset yapıyorlar hakikaten evet. yani e, gerçekten ya yani. bak Meral Akşener'i masaya getirme, geri döndürme yayınları yapıldı. Evet. Ne laflar edildi. edildi. Ne laflar edildi yani. Hakaretler Meral Akşener'i masaya geri döndürmek için gazeteciler böyle kendilerine bir evet. bunu görev, Tarih olacak görev olarak görüp e, çaba e, sarf ettiler. Şimdi de Muharrem İnce'ye aday olma baskısı en çok gazetecilerden geliyor. Gazeteci elbette ki fikrini söyler. Benim de fikrim var. Ama ben siyasetçiye evet ne yapması gerektiğini de kendi fikrim çerçevesinde söyleyebilirim fakat üzerine bir baskı kurmak sen bunu yapmazsan AKP'ye hizmet ediyorsun yok AK Parti'nin değirmenine su taşıyorsun diye suçlama hakkım yok. Yani demokrasi temeli demokrasinin temeli tercih yapabilme özgürlüğüdür değil mi? Muharremcinin de böyle bir tercihi tercih hakkı vardır yani aday olmaya. Sonucu ne olursa olsun, sonucunu muhalifler beğenmeyebilir, muhalif kitle beğenmeyebilir, iktidarı mutlu edebilir. Ama Muharrem İnce'nin de, Sinan Oğan'ın da veya herhangi bir yurttaşın da yani demokrasiye inanıyorsak tercih yapabilme özgürlüğü vardır. Ben ilkesel bir şey söylüyorum, sonuçlarını tartışmıyorum. İlkesel anlamda e, demokrasinin temeli bu tercih, yani birden fazla tercihin e, içinde seçim yapabilme hakkıdır. Muharrem İnce'ye de bu hakkı görüyorum. İki, Muharrem İnce'ye bir ilgi ve sempati olduğu gerçek. Yani bunu sadece troll veya bot hesaplar üzerinden okumak doğru değil. Şöyle bir ilgi var ama AK Parti tabanından bize oy geliyor gerekçesini ben çok fazla böyle gerçekçi, gerçekçi bulmuyorum. Muharrem İnce'ye ilginin temelinde şu yatıyor. Evet AK Parti'den şikayetçi olan, eli AK Parti'ye gitmeyecek olan bir seçmen grubu arasında Millet İttifakı'nı çözüm olarak göremeyen umut olarak göremeyen bir kitle de var